Efendim iyi akşamlar. 19.45 bizim saatimiz birlikte. TGRT Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. En azından kendi adıma söyleyeyim. Siz evlerinizde 80 saatlik kısıtlama yaşadınız. Ben de tabii ama benim bültene hasretim 95 saat, 96 saat sürdü. Yani şu stüdyoyu o kadar özlemişim. Bir saatin bile hesabını yapıyorum. Peki Özledin de bugün bize ne anlatacaksın? Farklı neyin var? Buyurun, başlayalım anlatmaya. Öncelikle gerçek gündeme odaklanacağız bugün. Nedir memleketin gerçek gündemi? Bitmek bilmeyen naftalin kokan o eski tartışmalar mı yoksa sizlerin vatandaşın cebi, mutfağı, yaşadıkları, esnafın zorluğu mu? Ben ikincisini tercih ediyorum. Öncelikle Enflasyon rakamları açıklandı. Ardından da hem işçi emeklilerinin, bağkur emeklilerinin hem de memurların ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu. Evinize götüreceğiniz ekmek, torunlarınızın eğitimine yapacağınız katkı, işsiz kalan çocuğunuza vereceğiniz destek hepsini bu maaş zammı ciddi anlamda etkiliyor. Birazdan gerçek gündemi ekranlarınızda bulacaksınız. Ardından tam da şu bahsin üzerine özel bir canlı yayın. Genel yayın yönetmenim Ercan Seki tek tek çalışmış. Bu konuda hassasiyeti var. Ben de onun elçisi olarak size anlatacağım. Yahu dolar bu kadar düştü diye seviniyoruz. Dolar geriledi diye haber yapıyoruz. Peki dolara bağlı olarak zamlanan akaryakıt, benzin ve motorin pompada Niye bir türlü indirim gelmiyor? Son özellikle 10 günde. Dolar ne kadar düştü? Petrolün varili ne oldu? Ve ardından da akaryakıt fiyatları ne oldu? Maşallah memlekette koştura koştura zam yapılıyor. İndirim mi? Eh kanı hızında. Hepsini özel canlı yayında izleyeceksiniz. Ve Türkiye'nin önemli gündemi. Farkındaysanız bir parça duraksadım. Sebebi belli. Bitmek bilmeyen türban tartışmaları, rektör atamaları tamam önemli ama SMA hastası gözünün önünde yavrucağı eriyor. Onun ilaç, onun tedavi parası üzerinden siyaset olur mu? Memlekette tuhaf bir atmosfer var. Gerçekten karpuz gibi yarıldı herkes. Yahu gerçekten bunu da söylemek istiyorum çocukların ilaç parası üzerinden siyaset yapmak. Bir de kolayca herkesi terörist ilan etmek. Hainsin, teröristsin, hırsızsın. Ne büyük sıfatları, kötü sıfatları kolayca insanların üzerine döküyoruz. Cem Yılmaz ateşledi fitili. SMA hastası çocuklar, onların tedavi parası şu Milli Piyango'da çıkmayan paranın, yani 75 milyon liranın hazineye devri, ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuyla ilgili yeni bir açıklama getirmesi ve bambaşka bir açıyı tartışmamızı tavsiye etmesi. Hepsini konuşacağız. Haberini hazırladık. Evet, bari çocukları siyasete kurban etmeyelim diyeceğiz. Ardından İstanbul'da bilenler biliyor Rumeli Hisarüstü. En güzel manzaralı üniversite. Tabii en yüksek puanla Türkiye'de derece yapan çocukların girdiği, gençlerimizin girdiği üniversite diken üstünde herkes. Neden? Rektör ataması yapıldı. Üstelik rektör de yeni atanan isim de Boğaziçi mezunu. Ciddi anlamda orada eğitim görmüş, katkıda bulunmuş ve özel sektörde çalışmış. Ama Boğaziçi'nden de mezunlar, hali hazırda öğrenci olanlar, hali hazırda hocalar tepki gösteriyor bu atamaya. O zaman iki tarafın tüm görüşleriyle yaşananları birazdan ekranlarınızda bulacaksınız. Son başlık bize özel bir canlı yayın. Balık sevmeyen var mı? Kolay kolay yoktur. Ama yemeseniz bile değerinin ne kadar fosfor, omega biliyorsunuz bunları. Peki balık kaldı mı Türkiye'de? Sadece Marmara'da şunun şurasında 25-30 yıl önce 70 çeşide yakın balık vardı. Şu anda toplasanız 5 çeşit balığa, tür balığa düşündü. Hadi su ürünleri uzmanlarını, mühendislerini dinlemiyorsunuz. Bari Ata Demir dinleyin diyeceğiz. Ata Demirer şu fotoğrafı paylaştı Twitter hesabından. Küçücük 5 santimlik balıkları bile tutuyorsunuz. Yakında çocuklarımız balık falan görmeyecek, kara kalemle çizecek Türkiye'de balıkları dedi. Bir balık dosyasını da açalım. Tabii tüm detaylarıyla. Hadi özledik birbirimizi başlayalım. Dolar düşüyor ama onunla birlikte düşmesi gerekenler yerinde sayıyor. Dolar yükselince jet hızıyla artan akaryakıt fiyatları her nedense düşüşte aynı tepkiyi vermiyor. Akaryakıt firmalarının dolar oyunu az Bir 180 saatlik zorunda ev hayatının daha sonuna geldik. Evet, işlerimiz durdu. Evet, para kaybedenler çok fazla aramızda. Evet sıkıldık, evet bunaldık, evet kilo aldık. Evet evin içinde gürültü eksik olmadı. Ama virüsle mücadelemizde çok ciddi yol kat ettik. Birçok şehirde vakalarda ciddi azalma var. Anlatacağım. Türkiye'de ise insanlar değişen hayatları, zorlaşan geçimleri bunlarla ağır bedel öderken siyaset tüm bunları unutmuş, naftalin kokan tartışmalarını sürdürüyor. Kimse kusura bakmasın ama ne zaman gerçekten vatandaşların sıkıntıları bu ülkenin gündemini belirleyecek? Bir türlü bitmeyen türban ya da başörtü sorunu. CHP'li eski devlet ve kültür bakanı Fikri Sağlar türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bunlarla mücadele edilmeli dedi ve Türkiye'de gündemi değiştirdi. Fikri Sağlar bugün de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Benden kurtulmak istiyorsun ama ben gitmeyeceğim, pes etmeyeceğim." demesi de hayli ilginçti. Dahası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sağlar hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma başlattı. Ben kendimden söylemek istiyorum. Ben e, yargılandığım zaman turbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi. Cumhuriyet Halk Partili eski devlet ve kültür bakanı Fikri Sağlar'ın yaptığı bu skandal açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sağlar katıldığı bir televizyon programında başörtülü hakimlerle ilgili tüm kesimlerin tepkisine neden olan açıklamalarda bulundu. Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. 28 Şubat zihniyetini çağrıştıran bu sözler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Uzat artık bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok. Hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda bunları görecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sağlara tepki göstermişti. Çağın neresindeyiz biz ya? Kişi başörtüsü takar takmaz. Bu onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Sağların skandal sözleri yargıyı da harekete geçirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri Sağlar hakkında resen soruşturma başlattı soruşturma Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu nedeniyle başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İsim vermeden sağlara tepki gösterildi. Açıklamada giyim, kuşam, yaşam biçimi, etnik kimlik gibi çoğaltılabilecek nedenlerle hakim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar birlik olma, beraber olma ve millet olma şiarımıza uygun olmayacaktır denildi. Gerçek gündem mi soruyorsunuz? İşte burada. Türkiye'de ekonomik krizi damarlarında hisseden 16 milyon emeklinin zamlı maaşları, evlerine götürecekleri ekmek, ödenecek faturalar, çocuklara, işsiz kalan evlatlarına yollanacak destek parası, torunların okul masraflarına verilecek katkı. Türkiye'nin 2020 yılı enflasyon rakamı %14.6 olarak resmen açıklandı. Bu rakamla birlikte memur sözleşmeli personel ve emeklilerin alacağı zam oranları da belli oldu. Değerli büyüklerim buyurun hesap yapmaya başlayın. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Milyonlarca memur ve emeklinin de Ocak ayında alacağı zam belli oldu. 2020 yılının ilk ayına %12,15 enflasyon rakamıyla giren Türkiye'nin yıllık enflasyonu %14,60 oldu. Açıklanan enflasyonla birlikte SSK ve bağ kuruluların emekli zammı %8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkıyla birlikte %7.36 zam alacak. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 yılı öncesi SSK emeklilerinde 2233 liradan 2420 liraya, en düşük esnaf bağ kur aylığı 1627 liradan 1763 liraya, en düşük tarım bağ kurlu aylığı da 1534 liradan 1662 liraya yükselecek. En düşük emekli memur aylığı da 2814 liradan 3049 liraya çıkacak. Derece ve kademesine göre profesör 8699 lira, hemşire 3645 lira, öğretmen 3751 lira alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emekleri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. kendi adıma bu konularda emeklilik, maaş, zam çok bilgi sahibi değilim. EYT'liyiz, yaşa takıldık. Bizim emekliliğimizde daha var. Günümüz primimiz doldu ama şunu biliyorum en azından. Türkiye'de artık hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı. 2825 lira. Ne yaparsa yapmalı bu ülke insanı, bu ülkeyi yönetenler, devletimiz bu rakamın üzerine atmalıyız. 2800 liranın altında emekli maaşı gerçekten hiç insani değil. Bunu bilir, bunu söylerim. İzledik. Emeklilerin zam oranları belli oldu. Bir de prim borcu olduğu için emekli olamayanlar var. Onlar için de nihayet bir kolaylık sağlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK kamu bankalarıyla bir protokol yaptı. Dedi ki: prim borcu yüzünden emekli olamayanlar bu bankalara gitsin. Kredi alsın, emekli olsun. İyi de sonra sonrası şu. Bankalar o krediyi emeklinin almaya başlayacağı maaştan yani emekli maaşından tahsil etsin. Demek ki neymiş? İsteyince her şeye makul bir çözüm elbette bulunabiliyormuş. <laughs> Protokol ile yapılandırılan borcun ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisiyle emeklilik imkanı sunulacaktır. Emekli olmak isteyip de prim borcu olanlara kredi fırsatı geldi. SGK ile Vakıf Bank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası arasında kredi işbirliği protokolü imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma fırsatı getirildi. Sigortalılarımız yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan yani 31 Mart 2021 tarihine kadar aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vadeyle kredi kullanabileceklerdir. Ancak bunu yapmak için sigorta prim borçlarının yapılandırılması şart. Ağustos 2020 tarihinden öncesine ait tüm borçlar yapılandırma kapsamında. Son yapılandırma tarihi ise 1 Şubat 2021. <laughs> Kamu bankaları birikmiş prim borcunu ödeyerek ya da ödeme yapmadığı için dondurulmuş hizmet sürelerini yeniden aktif hale getirmek isteyenlere kredi imkanı sunacak. Birikmiş prim borçlarının yapılandırmasının yanı sıra 4B yani eski tabirle bağ kurulu sigortalılarımıza daha önce prim ödemediği için durdurulan sürelerinde ihya yani yeniden canlandırma imkanı verilmiştir. Gerçek gündem mi? gerçek gündeme devam ediyoruz. Çarşıya pazara gittiğinizde almak istediğiniz ama etiketi görünce iç çekip of deyip gittiğiniz ürün hangisi? Ben size fiyatı en zamlanıp bize of çektiren ve bizi sevindiren yani ucuzlayan ürünleri bir izleteyim. Bakalım bana katılacak mısınız? Patlıcanın fiyatı neredeyse yarı yarıya arttı. Oo, rekora patlıcan gidiyor o zaman. Portakalsa vatandaşın yüzünü güldürdü. En ucuz portakal. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketim kalemlerinin zam ve indirim şampiyonları belli oldu. Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan oldu. Patlıcanın fiyatı bir ay önceye göre %47.92 oranında arttı. Şu anda pazarda 7 liradan satılıyor. Kasım ayındaki fiyatı ise 4 lira civarındaydı. Patlıcan alacak mısın? Patlıcan mı? <gülüyor> Neden? <gülüyor> ne bileyim yazın kuruttuk. Patlıcanı sevmiyoruz yani. Fiyatından dolayı Yok normalde yemiyoruz. <laughs> Neden yemiyoruz? Bu mevsimde zamanı değil de ondan ben her şey sebzenin meyvenin mevsiminde yerim. 4-5 lira şu zamanda. Sera artık. Sera ucuz olmaz. Kışın mevsimidir. ...gittikçe pahalanıyor... ...7 lira 8 lira kadar çıkıyor... Patlıcanı %25,62 ile... ...salatalık %18,88 ile... ...beyaz lahana, ...%17,36 ile yeşil soğan... ...ve %16,67 ile... ...kabak takip etti... Aralık ayında fiyatı en çok düşen ürünse... ...%13,09'luk... ...düşüşle portakalda yaşandı... ...portakalın şu anda pazardaki... ...kilo fiyatı bakın 5 lira... 2 kilo alayım... Ucuz diye mi alıyorsunuz bol bol? Ucuz diye. Daha doğrusu ucuz değil, pahalı. Pahalı mı hala? Pahalı. pahalı. Bir, TÜİK istatistikleri açıkladı. En fiyatı düşen ürün pazarda portakal oldu. Hayır, hayır. Bir tek şurada 5 liraya buldum. Marketlerde de aynı fiyat. Yüksek Market 6 lira, 8 lira. Bolaşınca düşüyor. Bol mu? Dolayısıyla bol maşallah, boldur ya. Portakal bol. Yoksa 5 lira. kim verir ki portakal? Bahçesinde toplamıyorlar. Daha da düşer mi? Yok artık portakalda bitiyor, da bitiyor, bitiyor daha. Portakaldan sonra fiyatı en çok düşen ürünler yüzde 11,64 ile kadın kaza, yüzde 10,81 ile limon, yüzde 8,31 ile çocuk spor kaza ve 7,27 ile kadın botu oldu. Öte yandan enflasyon rakamları ile birlikte kira zam oranları da belli oldu. TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE'de 12 ayın ortalamasını 12.28 olarak açıkladı. Buna göre bu yıl ev sahipleri kiralara %12.28 oranında zam yapacak. Bir örnekle açıklamak gerekirse 1000 liralık bir kira %12.28'lik artışla 1128 lira olacak. Yapacak bir şey yok. Sokakta kalacak halimiz yok. Çok değil mi daha doğrusu? Hiçbir şey yapamayız. Mecbur katlanacağız. Kiralara %12'nin üzerinde zam e bizim maaşlara ne olacak? Kaç kişi %12 ve üzerinde zam alabilecek? Tartışılır. Hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz TGT ana haberde göreceğiniz o haberle karşınızdayım. Evet. Zam yapmaya maşallah bizim yöneticiler koştur koştur gidiyor el gazda ama indirim yapmaya gelince kanı hızındayız. Bir türlü indirim gelmiyor. Ne de gelmiyor? Akaryakıt fiyatlarında. Şu dolar arttı diye sürekli benzine, motorine zam yapılıyor. Pompaya dolar düşünce niye indirim gelmiyor? takibini yaptık. Aslında ben yapmadım. Genel yayın yönetmenim Ercan Seki bu konuda çok hassas. Tek tek inci gibi dokuyarak bu grafiği hazırlamış, bana da anlatmak düştü. Buyurunuz, anlatmaya başlayayım. Zam hızlı, indirim pek yavaş. Bakın, dedim ya inci gibi tarih tarih ilerleyelim. 1 Aralık 2020. Yani neredeyse bir ay önce. Dolar ne kadar? 7.86. Peki, Brent petrol onun fiyatı ne kadar? Varil fiyatı 48 dolar. Peki, Türkiye'de 1 litre benzin fiyatı ne kadar? 7 lira. Motorine geldiğimizde 6 lira 60 kuruş. Bir dip bilgi, şu benzinle motorin arasındaki fiyat farkı herkes dizel araba alıyor diye alabildiğine kapandı. O da ayrı bir tartışma konusu girmeyeyim. Peki, 1 Aralık'tan 16 aralığa gidiyoruz. 16 Aralık'ta dolar yıkılmaya başladı. 7.80 ve petrol. Bir 3 dolarlık varil başına artış var. 51 dolara çıkmış. Ama dolar düşmüş. Peki benzin ne olmuş? A. Zamlanı vermiş. 7 lira 18 kuruş. Evet, Brent petrol arttı diye peki zam geldi. Doların düşmesine bakılmadı. Motorin eh birazcık artmış ama o da 6.61. Peki geldik yıl başına. 30 Aralık. Tek tek çıkartmış ya rakamlar bu kadar çarpıcı. 7.34. Dolar tepe taklak mı? Ben bu stüdyodan canlı yayınını yaptım mı? Yaptık anlık verilerle. 7.34. Peki petrolün varil fiyatı yine değişmemiş. 51 dolar. Petrol duruyor. Dolar geriliyor. Ne beklersiniz? Dolar artınca haldır 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 zam yapılıyor akaryakıta. E niye düşmüyor? 7.18. 1 litre benzin 6.61. 1 litre Euro dizel motorin. O zaman bugüne de bakalım. Haydi. Yeni yılı döndük. 4 Ocak. Bugün en son grafik hazırlanırken 1 dolar 7.37 idi. Yani total balansa rakama baktığınızda 49 kuruşluk bir düşme var. Ardından Petrol fiyatına baktığınızda 4 dolarlık bir artış var. Fakat benzin fiyatı 18 kuruş artmış. Motorin zaten mıh gibi. Hiç oynamıyor. O doların düşmesine falan aldırılmıyor. Hep aynı fiyat devam ediyor. Sözün özü. Dolar geriledi. Ciddi anlamda neredeyse 50 kuruşlarda düştü. Yeni ekonomi yönetimi doğru olanları yapıyor. Doları aşağıya çekiyor. Peki Niye akaryakıt fiyatları düşmüyor? Bekliyoruz. Gerçekten bir aralıktan beri bu konuyu takip ettik haber merkezi olarak. Yayınlarını da yapıyoruz. Benzin fiyatı, motorun fiyatı hiç geri gelmiyor. Ama dolar artınca şak zam. Olmuyor, olmuyor beyler. Gerçekten bu indirime ihtiyacımız var. Unutmayın, birileri bu işleri de takip ediyor. Şimdi sizi Yunanistan'a götüreceğim. Neden? bu ekonomi haberlerinden sonra hem de halk Yunanistan'da ekonomik zorluklar yaşarken ülkeyi yönetenler takmışlar kafayı Türkiye'ye. Habire silah alıyorlar. Nüfusları 10 milyonu biraz geçiyor. Almanya para vermese Yunanistan'a inanın memur maaşlarını ödeyemeyecekler. Ve Yunanistan tam da şu günlerde 11 milyar euroyu aşkın bir parayı bulup hazinesine koymaya çalışıyor. Michotakis yönetimi halka 5 yıl daha kemer sıkacağız derken Fransa ve Amerika'dan da savaş uçağı almayı ihmal etmiyor. Nasıl iş? Ekonomik dar boğazda olmasına rağmen Yunanistan'ın silahlanmaya ayırdığı bütçe geçen yıla göre 5 kat arttı, borçları katlandı. Avrupa'nın desteğiyle ayakta durabilen Yunanistan'da 11,5 milyar avroluk borcun bu yılki ödemesi Atina yönetimini kara kara düşündürmeye başladı. Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesindeki Atina yönetimi yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin desteği sayesinde zorlukla ayakta durabiliyor. Yunanistan, Dünya Bankası ve Avrupalı kreditörlerle imzaladığı ilk mutabakat muhtarasından geri kalan 11,5 milyar avro borcu 2021 yılında ödeyecek. Kredilerin içinde Dünya Bankası'na 1 milyar 869 milyon avroluk borcunu ödemesi bekleniyor. Ülkedeki ekonomi uzmanları söyledi, Atina yönetiminin birkaç yıl içinde uluslararası piyasalardan 12 milyar avro borçlanmak zorunda kalacağı ifade edildi. Uzmanlar Yunanistan'ın silahlanmaya ayırdığı son yılların en kabarık bütçesine dikkat çekti. Silahlanma payı geçen yıla göre 5 kat arttı. 2,5 milyar avroya yükseldi. Yunanistan halkının 5 yıl boyunca kemeri daha fazla sıkmak zorunda kalacağı belirtildi. Kalalım Ege'de, kalalım Doğu Akdeniz'de. TGT Ana Haber olarak sıklıkla bu konuyu sıcak olarak gündemde tutuyoruz. Ve bugün Yunan gazeteleri bir iddiayı yazdı. Tekrar ediyorum. Lütfen o kaydı şartı düşün. İddia olarak duyurdu bunu. Yüzde yüz teyide bir parça muhtaç. O zaman Yunan gazetecilerin yazdığı şu haberi bir size anlatmaya başlayayım. Efendim başlığa da yazdım geldi. Ha Prens Selman bir sen eksiktin sen de burnumuzun dibine gel. Zaten bir dünya mesele varken. Efendim Veliaht Prens Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz iddia o ki Türkiye'yi oldukça rahatsız edecek bir karar verdi. Karar Doğu Akdeniz, Ege ve Yunanistan meselesiyle ilgili. Başlayalım. Yunan medyasının iddiası demiştim. Tam olarak ne yazmışlar? Birebir aktarmak istiyorum. Fotoğraf netlesin kafanızda. Doğu Akdeniz'deki oyuna Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Amerika ve İsrail'den sonra Suudi Arabistan'da giriyor. Gel sen de gel. Peki ne yapacaklar? İddia o ki Türkiye karşıtlığıyla bilinen bir parça dengelendi, bir parça ekonomik ambargoda aşıldı derken Prens Selman dünyanın en büyük Suudi Arabistan paraları bol o zamanlar F-15 filosuna sahip. İşte o F-15'lerini Girit'te, Suda, hava üstüne tatbikata gönderiyor. Türkiye'nin burnunun dibine bir tatbikat yapılacak. Yunan pilotları, Yunan güçleriyle Suudi Arabistan askerleri, Suudi Arabistan uçakları, pilotları, savaş jetleri onlar birlikte tatbikat yapacaklar. Girit Adası'nı biliyorsunuz Türkiye'nin hemen yanı başı. Burada bir suda üssü var. Yoğun olarak kullanılıyor. İddia o ki NATO da buraya göz kırpıyor. Bir gün İncirlik kapanmak durumunda kalırsa Girit Adası'na oralara yaklaşmak da onların fikirleri arasında. Evet ortalık gerilebilir. Bu bilgi ne kadar doğru? Bu iddia ne kadar doğru? Bakacağız ama Doğu Akdeniz'de denkleme Suudi Arabistan'da girmeye çalışıyor. İşler daha da çetrefilleşiyor. Dönelim yeniden Türkiye'ye. Daha doğrusu Somali'ye. Evet. Acaba bir terör haberi mi bu? Ekonomi haberi mi? Siz karar verin. Çorumluydular. Kimisi çocuğunu okutuyordu. Para gerekiyordu. Kimisi yeni evlenmiş ve borçlanmıştı. Borçlarını ödemesi gerekiyordu. Kalkıp ta Afrikalara çalışmaya gittiler. Ama kendilerini güya İslam'ın savunucusu sanan terörist El-Kaide'nin Somali uzantısı Eşşebap din adına geldi ve Müslüman Türkleri katletti. Gariban işçiler memleketleri Çorum'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ekmek parası için gitmişti. Terör saldırısıyla evine kor ateş düştü. Somali'de terör saldırısında hayatını kaybeden iki işçi son yolculuklarına uğurlandı. Türk işçiden Erdinç Genç 44 yaşındaydı. Evli ve 3 çocuk babasıydı. 3 ay önce çalışmak için Somali'ye gitmişti. Terör saldırısında hayatını kaybeden genç memleketi Çorum'da toprağa verildi. Gençin yakınları gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Aynı saldırıda hayatını kaybeden bir diğer işçi de Selami Aydoğdu'ydu. <laughs> 22 yaşındaki Aydoğdu henüz 6 ay önce evlenmişti. Ev kredisini ödeyebilmek için babasıyla birlikte Somali'nin yolunu tutmuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Cenaze töreninde anne Sevil ve eşi İrem Aydoğdu ayakta durmakta güçlük çekti. <laughs> Aydoğdu'nun cenazesi dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi. Amerika'daki seçimlerin sonucu belli olduktan sonra Orta Doğu'da gerilim birden yükseldi. Gerilimin son sinyali de İran'dan geldi. İran yeniden uranyum saflaştırmaya başladığını duyurdu. Saflaştırma oranını da %20 olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na duyurdu. Şimdi teknik bir bilgi bu. Peki İran'ın bu girişimi dünyada nasıl değerlendirildi derseniz tüm açıklamalarıyla haberdi. İran hükümet sözcüsü Ali Rebi'yi Fordo nükleer tesisinde uranyumu %20 zenginleştirme işleminin başlatıldığını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi kararı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirdiklerini söyledi. Avrupa Birliği ise İran'ın bu kararının uygulamasına bakacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Peter Stano günlük basın toplantısında eğer bu açıklama uygulamaya koyulursa bu İran'ın nükleer taahhütlerinden ciddi anlamda ayrılması demek olur. Bu anlaşma tüm taraflar yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece canlı kalacaktır dedi. İran nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi bir suikast sonucu öldürülmüştü. Bunun ardından İran Meclisi nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan ek protokolden ayrılma kararı almıştı. Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının tek nedeni İran değil elbette. Amerika'nın da bu gerilimde önemli bir payı var. Amerikan Savunma Bakanlığı attığı son adımla bu gerilime çok ama çok önemli bir katkı sağladı. Bakanlık kısa süre önce bölgeye gönderdiği uçak gemisine orada kalın dönmeyin talimatını verdi. Gerekçe ne? Gerekçe İran'ın tehditleri. Orta Doğu'ya dikkat her an için füzelerin düğmelerine basılabilir. İranlı artan tansiyonun ardından görevlendirilmişti. USS Nimitz uçak gemisinin Orta Doğu'da kalmasına karar verildi. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Uçak gemisinin bölgede kalmasına karar verildiği duyuruldu. Bu kararın alınmasında İran'ın tehditleri gerekçe gösterildi. 31 Aralık'ta Pentagon'dan yapılan açıklamada, İran'ın muhtemel saldırılarından etkilenmemesi için bölgede bulunan uçak gemisine ülkeye dönme talimatı verildiği bildirilmişti. Amerika İranlı General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'taki ölüm yıl dönümünde İran'ın bölgedeki kuvvetlerine saldırı düzenlemesi ihtimaline karşı bir süredir önlem alıyordu. Trump bu defa fena yakalandı. Amerika'nın en etkili gazetelerinden Washington Post başkanın ses kayıtlarını yayınladı kayıtlarla birlikte Trump'ın Georgia'daki seçim sonuçlarına müdahale edilmesini istediği ortaya çıktı. Başkanın skandal konuşması az sonra. Memleketimiz işte bir gündem daha. Son iki gündür sosyal medyada çok ünlü isimlerin de katıldığı bir kampanya başlatıldı. Kampanyaya katılanlar görmüşsünüzdür. Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan, çıkmayan, satılmayan bileti isabet eden 75 milyon liralık ikramiyesinin SMA hastası çocukların tedavisi için harcanmasını istiyordu. Kimler kimler yoktu ki aralarında? Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Mesela şovmen, komedyen Cem Yılmaz. Ama ve lakin hükümet bu kampanyayı pek de hoş karşılamadı. Hoş karşılamak şöyle dursun. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kampanya için kirli kampanya dedi. SMA hastası çocuklar sosyal medyanın gündemine ortak bir mesajla oturdu. Siyasi parti liderleri, sanatçılar, Milli Piyango'dan varlık fonuna aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın mesajını paylaştı. Sosyal medyada başlatılan kampanya ile ilgili tartışmalara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nokta koydu. Koca, SMA hastalarının Türkiye'de tedavilerinin ücretsiz yapıldığını ve ilaçlarının ücretsiz karşılandığını vurguladı. Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıktı. Biletlerdense sadece biri satıldı. Kalan 3 bilete çıkan 75 milyon lira varlık fonuna aktarıldı. Sosyal medyada bir anda o paranın SMA çocukları için kullanılması için kampanya başlatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından kampanyaya destek verdi. SMA'lı çocuklarla fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım." dedi. "SMA hastası çocuklarımızı ve ailelerini yıllardır oyalıyorsunuz. Oysa sosyal devlet sorun çözen devlettir. Kaynak hazır. Gelin o parayı çocuklarımızın sağlığı için kullanalım." Milli Piyango'dan varlık fonuna aktarılan 75 milyon, SMA hastası çocuklarımız için kullanılsın. Kampanyaya destek verenlerden biri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener de sosyal medya hesabından kampanyaya destek verdi. Milli Piyango'dan varlık fonuna aktarılan 75 milyon lira SMA hastası çocuklar için kullanılsın. Aynı mesajı İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin etiketiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da paylaştığı görüldü sanatçı Cem Yılmaz'ın da bundan güzel öneri olmaz diyerek Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Şimdi bu fikre bir şey desek, vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2-3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insanla görüştüm. Bazılarına elimden geldiğince yardım ettim olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bir öneri olamaz. Gelin yapın bu iyiliği. Paylaşımların bir anda SMA'lı çocukların ilaçları karşılanmıyor ya da tedavileri ücretsiz yapılmıyor gibi bir kampanyaya dönüşmesi üzerine devreye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca girdi. Koca, SMA hastalarının tedavisinin ücretsiz sağlandığını belirtti. İlaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Kirli kampanyaya alet olmayın çağrısı yaptı. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır. Tedavi masraflarının tamamı devletimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir. SMA tedavisinin ücretsiz sağlandığını açıklayan bir diğer isimse Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Selçuk 2017'den bu yana SMA tedavisi için 2 milyar lira ilaç parası ödendiğini belirtti. Elbette Bakan Kocanın hekim kişiliğiyle meseleye bakışı önemli. Öğrenmemiz gereken detaylar var. Ama insanların samimi duygularıyla bir kampanya başlatması da değerli. Naçizane benim de bir cümlem olacak. O da şu. Son zamanlarda ne kadar çok birbirimize ağır kelimeleri, ağır hakaretleri kolayca eder olduk. Hele hele klavye delikanlıları sosyal medyada. Dün akşam bunlar konuşulurken, bunlar yazılışılırken karşılıklı Twitter'da, başka noktalarda hain, terörist, satılmış aman Allah'ım ne ifadeler. Bu kadar büyük, ağır lafları birbirimize nasıl bu kadar kolay sarf ediyoruz? Hepimiz bu memleketi seviyoruz. Niye birbirimizi terörizmle falan suçluyoruz? Kelimelerin içi boşaldı. Yahu gerçek teröristler bize bakıp gülüyordur herhalde. En azından ben onu söyleyeyim. Son günlerin çok tepki çeken bir başka uygulaması da Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen rektör ataması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Profesör Doktor Melih Bulu'yu üniversitenin yeni rektörü olarak atadı. Görevleri arasında o seçimi yaptı. Ama Profesör Bulun'un daha önce AK Parti'den milletvekili aday adayı olması öğrencilerin de, öğretim üyelerinin de üyelerinin de büyük tepkisini çekti. Öğrenciler bugün tepkilerini okulun girişinde eylem yaparak gösterdi. Ellerinde pankartlar, dillerinde sloganlar ve alkışlarla üniversitelerine rektör atanmasını protesto ettiler. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve bazı akademisyenler üniversiteye Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına tepki gösterdi. Yüzlerce öğrenci üniversitenin önünde bir araya geldi. Üniversiteler bizimdir, kayyum rektör istemiyoruz sloganları atan öğrenciler bu durumu kabul etmeyeceklerini söyledi. Burada bir basın açıklaması da yapan öğrenciler taleplerini dile getirdi. Uzun zamandan beri olmayan bir şeydi bu. Bunu devam ettirirsek ben başarabileceğimize inanıyorum. Protestolar sırasında polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Öğrencilerin önüne barikat çekildi. Boğaziçi... Öğrencilerin kampüse girişine de izin verilmedi. Boğaziçi'liler turnikelerden atlayarak kampüslerine giriş yaptı. Günlerdir aklımda bir not var. Şu koronavirüsün son 24 saat tablosunu siz değerli izleyenlerime aktarırken bir tespitini de özellikle belirtmek istiyorum ama hep unutuyorum. O da şu. Farkında mısınız çevrenizde? Tam da mevsim değişimi. Tamam hava sıcak geçiyor ama tam da ha hasta olacak hava. Peki grip sayısında ne kadar azalma var? Hiç öksüren, tıksıran, hapşıran görüyor musunuz etrafınızda? Ya neden neden dedik? Tabii ki grip virüslerine karşı maske takmamış. İşte fayda ne kadar azaldığını gribin söyleyebiliyoruz. Peki kısıtlamalar 80 saat sonrası Türkiye'de bir artı değer vakaların gerilemesi anlamında ortaya çıkmış mı? Evet vakalarda ciddi anlamda gerileme var. Şimdi 181 bin son 24 saatin test sayısı. Sağlık Bakanlığı'na göre pozitif vaka sayısı 15.000'in 14.000'in de altına attık. Harika. 13.695 vefat sayısı haftalar sonra nihayet 200'ün. Bakar mısınız şu cümlenin zorluğuna ve ağırlığına? 197 insanımız vefat etmiş. Neredeyse çok iyi. Evet olumlu 200'ün altına düştük diyeceğiz. Bu kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Her zamanki gibi bitirelim isterseniz. Toplam vefat sayısı 11 Mart 2020'den bu yana 21.685 diyor bakanlık. Yitirilen can sayısı şu andaki ağır hasta sayısı da 6.000'ler binler işte 3.522. Durum böyle. Kısıtlamalar pozitif sonuç verdi. Başkent Ankara'nın sıcaklık o yoğunluk haritasını gördüm. Ciddi anlamda kırmızıdan yeşile dönmüş durumda. Gevşemeyelim. Çoğu gitti azı kaldı. Biraz daha sabır. Evet alınan son tedbirler sokağa çıkma kısıtlamaları etkisini göstermeye başladı dedik. O etkiyi tabloda da somut olarak gördük. Şimdi birileri biraz daha somutlaştırmak isterim. İl bazında vaka sayıları ne kadar azalmış? Başkent için söylemiştim birkaç şehre daha bir odaklanalım bakalım. Hafta sonu ve hafta içi başlatılan sokak kısıtlamaları, kalabalık mekanların kapatılması, bulaş riskinin yüksek olduğu işletmelerin faaliyetlerine ara verilmesi hepsi işe yaradı. Korona vakaları birçok ilde düşüşe geçti. Ankara'da bir aylık süreçte koronavirüs vakaları %55 oranında azaldı. Alınan tedbirler ölümcül virüsü etkisiz duruma getirdi. Bu durum Sağlık Bakanlığı'nın HES Mobil uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. Yaklaşık bir buçuk ay önce haritada kırmızı olan alanlar vaka oranının düşmesiyle birlikte yeşile döndü. Koronavirüs tedbirleri kiliste de olumlu sonuçlar verdi kentteki günlük 300 olan korona vaka sayısı 10'a düştü. Sokağa çıkma yasağı güzel etkili olmuş demek ki. Artvin'de de tedbirler sayesinde vaka sayıları düştü. Korona tanı sayısında %75 oranında azalma görüldü. Tekirdağ'da yeni kısıtlamalar sayesinde korona'ya yakalananların sayısında azalma görüldü. Tekirdağlı vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olması lazım. Gevşetmemesi lazım kendilerini. Sivas'ın koronavirüs haritası alınan tedbirlerle normale döndü. Sokağa çıkan insanlarda pek az. Herkes kurallara doyuyor. Sivas kent merkezi korona haritası üzerinde tamamen kırmızıya bürünmüştü. Kısıtlamalar haritanın yeniden normale dönmesinde etkili oldu. Kadir Topbaş'tan haber var. Koronavirüste yakalanmıştı İstanbul'un eski belediye başkanı. Kadir Topbaş, Topbaş'ın sağlık durumu ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Eski başkanın dialize bağlandığı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Kadir Topbaş'ın durumu ağırlaştı. Topbaş dialize bağlandı. Kadir Topbaş geçen 16 Kasım'dan bu yana korona tedavisi görüyor. Topbaş'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Salgına kusur edenlere biz aldırmayız. Biz işimize bakıyoruz. Topbaş kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Entübe edilmiş şekilde tedavisine devam edilen Topbaş'ın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Kadir Topbaş'ın diyalize bağlandığı öğrenildi. İnşallah 3-5 ay sonra şu kabustan kurtulmuş olacağız. Çünkü sevindirici gelişmeler var. İyi haberlere de ihtiyacımız var. Birçok ülkede aşılama çalışmaları başladı. O ülkelerden biri de salgının çıktığı ülke yani Çin. Çin'de geçtiğimiz hafta sonunda 73 binden fazla kişi aşı oldu. Arkamda John görüyorsunuz. Bir sonraki haber ama önce aşağı bir. Çin'de koronavirüse karşı aşılamalar riskli gruplara yapılmaya başlandı. Sinopharm şirketi tarafından üretilen aşıların gümrük ve nakliye çalışanları başta olmak üzere enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki kişilere yapıldığı belirtildi. Hafta sonu 220 aşılama merkezinde toplam 73.537 kişi COVID-19 aşısı oldu. Aşılananlar herhangi bir yan etki görmediğini söyledi. Bir ülkenin yönetimi her konuda başarısız mı olur? Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Söz konusu ülke Fransa ve tabii onun cumhurbaşkanı Macronsa olur. Adamlar parayı bastırdılar, koronavirüs aşısı aldılar. Aldılar da bir türlü vatandaşlarını ikna edip aşı yaptıramıyorlar. Yahu bir şeyi de başarın be kardeşim. Fransa'da hükümet halkını aşı yaptırmak için ikna edemedi. 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasına bir haftada sadece 450 kişi katıldı. Katılımın azlığı sosyal medyada alay konusu oldu. Sosyal medyada kullanıcılar Hint filmi, Bollywood gibi yavaş salgını da şaşırttık yorumlarında bulundu. Buyur. Bunun üzerine hükümet aşı kampanyasına katılım içinse yeni bir formül buldu. Yurttaşlar Kolektifi adıyla başlatılan projede seçilmiş 35 kişiye aşı yapılacak ve fikirleri sorulacak. Eğitim. Çünkü, eğitim. Çünkü, eğitim Dünyada COVID-19 aşısı yapan ülkeler sıralamasında Fransa en sonda yer alıyor. Uzmanlara göre Fransa'nın aşılama hedefine ulaşması için ülkede her gün 32.247 kişiye aşı yapılması gerekiyor. Karşınızda Dünyanın bugün en çok konuşulan, en çok paylaşılan haberi. Şimdi şöyle bir kasım ayına dönelim. Ne vardı 2020'nin kasımında? 3 Kasım. Amerika'nın seçimi. Mevcut Başkan Trump seçimleri kaybetti. Kaybetti de bir türlü kaybettiğini kabullenmek istemedi. Sonucu lehine çevirmek için yapmadığını bırakmadı. Birçok eyalette mahkemelerin kapısını çaldı. Meğerse Trump mahkemelere başvurmakla kalmamış. Yasa dışı yollara da zorlamış. Nereden biliyorsunuz bunu? Başkanın ses kayıtlarından. Gazetecilik bugün Amerika'da basın başkanın ses kayıtlarını yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski ve en büyük gazetesi Washington Post Trump'ın seçim sonuçlarını değiştirmek istediği ses kayıtlarını yayınladı. Ses kaydında Trump'ın Georgia eyalet yetkilisi Brett Raffensperger'a tehdit içerikli ricada bulunduğu ortaya çıktı. Sonuçlardan memnun olmayan Trump'ın oyları yeniden hesapladığınızı söylemekte hiçbir beis yok ifadesini kullandığı ortaya çıktı. All I want to do is this. I just want to find uh, 11,780 votes, which is one more that we have. Trump ses kaydı ile ilgili Cumhuriyetçi eyalet sekreterinin seçim hileleriyle ilgili hiçbir fikrinin olmadığını ileri sürdü. 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kritik eyaletlerinden Georgia'da sonuçlar 11779 farkla Joe Biden lehine tescil edilmişti. Trump'ın eyaletteki seçim sonuçları tescil edilmesin yönündeki mahkeme başvuruları ise karşılıksız kalmıştı. Sandalyeye oturtulmuş, elleri arkadan kelepçelenmişti. Başına da siyah poşet geçirilmişti. Yani her şey vahşice bir cinayete işaret ediyordu. Ama bileklerindeki kelepçeyi kendisinin sipariş ettiği ortaya çıkınca soruşturmaya intihar şüphesi de eklendi. Ukraynalı Kristina'nın sır ölümü az sonra. Gelelim gündemimizin en yakıcı, en zor maddesine. Kadın cinayetlerine. Bugün Geçtiğimiz Temmuz ayında Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar ile ilgili davanın 3. duruşması vardı. Yasak olduğu için kameralar kaydedemedi ama salonda çok gergin anlar yaşandı. Sonunda da Pınar Gültekin'in babası reddi hakim talebinde bulundu. Duruşma salonunu terk etti. Haydi gelin bir Muğla Adliyesi'ne gidelim ve o korkunç cinayetin bugünkü duruşmasında neler olmuş yakından tanıklık edelim. Bu mahkemede de iyi bir adalet çıkacağına inanmıyorum. Mahkemeye güvenini kaybetti, salonu terk etti. Pınar Gültekin cinayetinin görüldüğü davada tansiyon bir hayli yüksekti. Gültekin'in ailesi reddi hakim talebinde bulunmasının ardından davanın 3. duruşması 15 Şubat'a ertelendi. Reddi hakim istiyorum. Bu mahkemeden sağlıklı bir karar çıkmayacağına inanıyorum. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Pınar Gültekin cinayeti davasının 2. duruşması görüldü. Mahkeme başlamadan önce Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir ve baba Sıtlık Gültekin adliyeye böyle giriş yaptı. İkili gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Açıklamamızı çıkışta yapacağız dedi. Duruşma sonrası. Duruşma sonrası Sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı mahkemede hazır bulundu. Adliyeye Cemal Metin Avcı'nın boşanma aşamasındaki eşi Eda Avcı tanık sıfatıyla geldi. Dava başladı, sanıklar savunmasını yaptı. Soru sorarken dedik ki sen planladın mı? Hayır. Tasarladın mı? Hayır. Öldürme niyet ve iraden var mıydı? Hayır. Niye öldürdün peki kardeşim? Bu caniliği niye yaptın? Dedi ki aniden çantasından bıçak çıkardı. Ben yüzümü savunmaya çalışıyordum. Ee, burada konuma geldi. Koluma gelince panikledim. Kendimi kaybettim ve öldürdüm. Mahkeme doktoru dinledi. Doktor dedi ki bu bıçak kesisi değil. Bu bir abrazyon, tüm travmatik lezyon dedi. Bu kesinlikle bıçak kesisi değil. Tanıklar dinlendi. Bugün dinlenen tanık, tanık ifadesi alınırken yönlendiriliyor. İfadesi yönlendiriliyor. Ben önce bilmiyorum ilişkiyle ilgili bir şey diyor. Sonra çelişkiler kendilerince soruluyor. Yönlendirmeli olarak verdiği ifade birdenbire bakıyorsunuz tanığın değişiyor. Mahkeme heyeti bir de Pınar Gültekin'in kullandığı telefonun Amerika'dan fotoğraf, video ve mesajlaşma geçmişinin istenmesine karar verdi. Maktulenin yani yani rahmetli Pınar Gültekin'in geriye etkili 8 aylık iCloud'unda kayıtlı videolar, görüntüler, mesaj içerikleri isteniyor. Onunla da yetinilmiyor, onunla da yetinilmiyor. Varsa iCloud şifresini yollayın diyor. Yani sanki yargılanan Cemal Metin Avcı ve Merçen Avcı değil de Pınar Gültekin'miş gibi bir algı uyandırıyor. Ben sanık, ilk defa kendimi sanık olarak sanık sandalyesinde buldum. Mahkemede tüm bunlar yaşanırken Pınar Gültekin'in avukatı Rezanep Özdemir söz istedi. Mahkeme avukata söz hakkı vermeyince mahkeme salonunda ipler gerildi. Baba Sıddık Gültekin mahkeme salonunu terk etti. Kim olsa terk eder benim yerimde. Gerçekten adam burada şahitleri resmen şahide yön veriyor. Sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Ben bunu ilk defa gördüm. Ben bu mahkemeyi gerçekten bu başkanla iyi bir adalet çıkacağına tahmin etmiyorum ve e, reddi hakim istiyorum. Dava 15 Şubat 2021 tarihine ertelenirken avukat Epe Özdemir duruşma öncesi hazırlanan keşif raporuna ve sanık hakkında istenilen sağlık raporuna tepki gösterdi. Cemal Metin Avcı'nın ve akıl sağlığı ile ilgili kendisinin hiçbir iddiası yok. Tasarlamış, planlamış, senkronize, organize bir şekilde bir cinayet işlemiş. Yani Profesyonel bir kadın katili gibi bir cinayet işlemiş. Gelip burada bir ezberlenmiş, kurgulanmış, cezasını minimize etmeye yönelik bir savunmada bulunuyor. Bunu ifade ediyoruz ama her nasılsa mahkeme kendisini akıl sağlığı yerinde mi diye ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk ediyor. Ocak ayındayız ama Türkiye'nin bir bölümünde bahar havası hakim. Bu iyi bir şey mi? Maalesef değil. Çünkü yağış yok. Özellikle İstanbul'un barajları kelimenin tam anlamıyla alarm veriyor. Üstelik kuraklık barajlardaki canlıları da yok ediyor. Mesela balıklar ölüyor, can veriyor. Şimdi bu anlattıklarımın en somut görüntülerini izleyeceksiniz. Ömerli barajında balıkların nasıl yok olduğunu göreceksiniz. Döndüğünüzde balıkları, denizleri bir konuşalım. Hepsi sazan yavrusu. Abi bakar mısın şunlara? Ömerli Barajı'nda sular çekildi. Ölmek üzere olan balıkları kurtarmak için zamanla yarış başladı. 10 bine yakın balık yavrusu çıkardık. Baraja bıraktık. Halinde var arkadaşlar şu an çıkarıyorlar. Yurt genelinde kurak geçen sonbaharın ardından barajlar için tehlike devam ediyor. İstanbul'da da kuruyan Ömerli Barajı'nın son durumu havadan çekilen görüntülerde durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. baraj sularının çekilmesiyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde sazan, kefal, yayın, levrek türlerinde on binlerce yavru balık mahsur kaldı. Bu da elimizden geldiğince kurtarmaya çalışıyoruz. Gönüllü olarak balık yavrularını ölmekten kurtarıyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyoruz yani. Su birikintilerinde oksijen yetmezliği nedeniyle balıkların bir kısmı da telef oldu. Yönetimizde bayağı e, gördüğünüz gibi ölü balıklar mevcut. Bunları da kurtarmasak bunlar da aynı bu şekilde ölecekler. Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibi harekete geçti. Ekipler su birikintilerinde mahsur kalan Tabii yavru balıkları kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak evet, için zamanla doğru yarıştı. Batırın, su karışıyor zaten. Az batırın abi evet. Bu kısmımız komple suyla doluydu. Sular çekildiği için e, mahsur kalan balık e, yavrularımız vardı burada göl içerisinde. Biz bu yavruları e, arkadaşlarla ve belediyede gelen arkadaşlarla gölden çıkardık, baraja bıraktık. Yoğun çalışma sonucu on binlerce yavru balık özgürlüğüne kavuştu. Ata Demirer'i çok seviyoruz. Onun yaptığı her şey, filmleri, gösterileri, talk show'ları gerçekten dört dörtlük. Ve şimdi bir manşet atacağız. Bari Ata Demirer'i dinleyin diyeceğiz. Neden? Bana her gün yüzlerce mesaj atıyorlar. Bu üniversitenin su ürünleri mühendisleri, üniversiteyi bitirmişler. Aktif görev almak, bilimi denizlere taşımak istiyoruz diyor genç arkadaşlarım. Ama kadro yok. Peki, mühendisleri dinlemiyorsunuz. Bari Ata Demirer'i dinleyelim. Ata Demirer denizi çok seviyor. Bilenler biliyor. Ağırlıklı olarak da teknesinde zaman geçiriyor. Çanakkale, Saros Körfezi, eyvah eyvah biliyorsunuz hepsini. Geyikli. Şimdi Ata Demirer bir nasıl balıklı olan haşır neşirliğini, denize olan sevgisini ve işaret fişeğini denizlerdeki tehlikeyle balıkların yok olması ile ilgili bir kısa kesit izlettireceğim. Sonra attığı tweet üzerinden Türkiye'de balıkçılığın nasıl yok olmakta olduğunu, neden balık pazarlarında ucuz bol çeşitli kaliteli balık bulamadığınızın da cevabını vereceğim. Hadi biraz gülümseyerek öğrenelim. Ata Demirer dikkat çekti programında levreyi pişirirken Refika Hanım'la birlikteyken. Peki hangi tweet'i attı hafta sonu? Buyurunuz Saros Körfezi'nden bir tweet'i anlatayım. Sonra da meseleyi ana noktasına bağlayacağım. 5 kulaç suda 3 ton yani çok derin olmayan 5 kulaç suda 3 ton göç levreyi çevirmek. Yani balıkçılara diyor, teknik konuşuyor. 3 ton göç etmekte olan levreyi avladığında ne oldu? İçlerinde 200 gramlık, 200 gram sadece ispendekler var. Biz de öğrendik. Deniz konusunda uzman, ispendek. Peki, çoluk çocuk hepsi yakalanmış. Biliyorsunuz onların yavruları. Boğazların içinde balık tutmayı yasaklamazsak, tekrar ediyorum. Boğazlarda balık tutmayı yasaklamazsak çocuklara artık bizler kara kalem balık çizeriz. Kocaman bir yazık. Kadir bir dolar mısın? Bir görelim. Aralardaki küçük balıklar o anında fotoğrafını paylaşmış. Evet. Balıkçılık bu olmasa gerek. Şimdi bakınız İstanbul'da Yeni Köy'e, Sarıyer'e evet. Balık motorları Balıkçılar müthiş şekilde odaklıyorlar ve ardından da bunu satışa sunuyorlar. Yapmayalım. Biz tavır geliştirelim. Biz tavır geliştirelim ve büyümemiş 5 santimlik balıkları falan almayalım. Ayağımızı ateş ediyoruz. Su ürünleri mühendisleri, çocuklar da denizleri kurtaralım diyorlar. Ata Demirer de söylüyor. Yapmayın. Ayağınızı ateş ediyorsunuz. Güçlü sonar cihazlarınız, radarlarınız var. 5 santimlik balığı bile yakalıyorsunuz. Oysa hep birlikte kaybediyoruz. İstediğiniz kadar para kazanın. Anlatacaklarım vardı daha fazla ama sürem olmadı, yetmedi. Galiba biraz çok da konuştum bugün. Birkaç yerde dilim de sürçtü. E öyle. Prontersız doğaçlama, irticaiyen konuşmakta kimi riskleri barındırıyor. Sürçü lisan ettiysek affola. Yarın akşam 19.45'e kadar kalınız sağlayacak.